Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok kolay, çok lezzetli tavuklu yemek yapacağız fırında. Hiç öyle kızartma ile falan uğraşmadan hepsini doğrayıp tepsiye atacağız ve fırınlayacağız. Oldukça kolay ve lezzetli. Hemen ilk önce soğanlarımı doğrayarak başlayacağım. Her doğradığımı borcamın içerisine alıp üst üste dizeceğim. 2 adet şöyle, biri küçüktü benim. Bir orta boy, bir de küçük diyebilirim ya da 2 tane orta boy. Kuru soğanı jülyen şeklinde doğruyorum. Soğanı doğradıktan sonra şöyle kabuğunun içine alıyorum. Çok fazla değil. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bile değil. Bir tatlı kaşığı kadar içerisine zeytinyağı koydum. Şöyle biraz ovuyorum. Ve elimle yayıyorum. Tamamdır. Şimdi bunu kenara alayım. Şimdi sıra geldi patateslere. Onları da ince ince şu şekilde kesiyorum. Kalınlığı göstereyim şöyle. Patatesleri de doğradıktan sonra onu da alayım. Şöyle üzerine diziyorum. Patatesler de tamam. Böyle büyüklerinden bir tane tavuk göğsü kullanıyorum. Ben buzluktan çıkarttığım için biraz buzlu. Buzlu olduğunda daha rahat kesiliyor. Bunları da böyle kuş başından birazcık daha küçük olacak şekilde doğrayacağım. Şu şekilde doğrayabilirsiniz. Tavukların da hepsini kestim. Tavuğu da üzerine şöyle bırakıyorum. Hafif yayacağım. Şimdi yemeğimi hazırladım. Bunu kenara alayım. Bir sos hazırlayacağım. Birinci bir kabın içerisine bir adet yumurta, bir çay kaşığı dolu dolu kimyon, kırmızı toz biber, kekik, yarım çay kaşığı kadar da karabiberli köri
bir tatlı kaşığından biraz daha az tuz. Hiçbir şekilde tuz katmadığımız için bu esnada biraz tuzunu bol koyuyoruz. Bir paket de krema. Tüm malzemeleri güzelce çırpayım. Yağ ilavesi yapmıyorum. Çünkü zaten yeterince krema yağlı. Seviyorsanız sarımsak da katabilirsiniz. Sosum da hazır. Sosu her yerine gelecek şekilde yavaş yavaş döküyorum. Şöyle kaşıkla yayıyorum. Islattım. Yağlı kağıdı şöyle sıktım ki üzerine kapatıp bir yarım saat boyunca bu şekilde 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Sonrasında çıkarıp üzerine domates ile kaşar peyniri koyacağım. Yemeği tam 35-40 dakika kadar pişirdim. Suyunu saldı ve çekti arkadaşlar. Şimdi üzerine 200 gram kadar kaşar peyniri rendesi bırakıyorum. Ne kadar bol olursa o kadar üzeri güzel kızaracaktır. Öyle güzel suyunu salıyor ki isterseniz biraz hafiften bir sulu da bırakabilirsiniz. Ben fırında biraz fazla bile tuttum. Şöyle kaşarı üzerine yayıyorum ve birer tane de bu şekilde domates üzerine domates bırakıyorum ve birer tane de üst kısmına yeşil biber. Şimdi üzerini örtmeden bu şekilde tekrar 200 derecelik fırına götürüyorum. Üzeri sadece kızarana kadar pişiriyorum. Yemeği fırından çıkardım. Tam 15 dakika üzeri gayet güzel bir şekilde kızardı. Görüntüsü de çok güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen dilimleyip bir servis tabağına alayım. Sizler de son halini görün. Hemen şöyle ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra inşallah sizler daha güzelini yapacaksınız. Diğer kanalım olan Seval Mutfak'ta ikiye de abone olmayı unutmayın. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Altteri Mutfak'ta olarak takibi almayı unutmayın. Bu güzel lezzetli yemek için birden 10'a kadar puanlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.